Hepsi de güzel de. Bak. Alanya'da yaşayan 43 yaşındaki Safiye Kartal, 20 yıldır kemik kanseriyle savaşıyor. Annesi Kadriye Eskioğlu, kızının yaşadığı zorlu süreci ve bu süreçte karşılaştıkları zorlukları anlattı. Eskioğlu, kızının teşhis konulmasından bu yana 20 defa ameliyat olduğunu belirterek, daha kapsamlı bir sağlık kontrolüne ihtiyaç duyduğunu belirtti. Benim kızım 20 yıldır kemik kanseri hastası. 20 defa operasyon geçirdi kemik kanseri üzerine, tümörleri alındı. Ama biz hep gidip geliyoruz, gidip geliyoruz. Bizim ömrümüz yollarda geçiyor. Ben kızımın tam teşekküllü hastaneye yatıp nesi var nesi yok dipten köşeden bakılmasını istiyorum. Ben anneyim, artık tükendim. Bittim ben yani. Bize esnaflar yardım ediyor, o yardım ediyor, bu yardım ediyor. Allah razı olsun edenlerden, yardım edenlerden. Ama ben yardım istemiyorum ya. Ben kızımın tedavi görmesini istiyorum. Bilmiyorum, ben kızım gitgide kötüye gidiyor. Eskioğlu, kızının tedavisi için örgü örerek gelir sağlamaya çalıştığını ve kaymakamlıktan izin alabilirse bir kermes düzenlemeyi planladığını belirtti. Tek isteğim kızımın tedavi olması diyen Eskioğlu, kızının sağlığı için herkesi duyarlı olmaya çağırdı. Ben böyle sabahlara kadar örgü örüyorum. Kızıma bakmaya çalışıyorum. Kızımın ayakları daha çok yamuldu, parmakları küçüldü, her yerinden yamuldu, boynu yamuldu. Yani kemikleri, kızımın iskelet kemikleri deforme oldu. Kermes düzenlemeyi düşünüyorum kızımın adına, eğer izin alabilirsem kaymakamlıktan. Bir günlük kermes yapacağım, ördüklerimi satmak için. Eş dost da dediler, biz de börek, poğaça yaparız, her şeyi yaparız. Benim kızıma git gel yapmasınlar lütfen, çok rica ediyorum. Benim tükendim, yola verecek paradan hariç kendim tükendim, bittim. Benim tek istediğim benim kızımın tedavi görmesi ya. Ben nereye gideceğim ya, ne yapacağım? Çocuğuma yemek yapamıyorum, kahvaltı. Hiçbir şey yemiyor, hiç. Günlük 24 saatte bir lokma Çin'den simit yiyor ya. Kuru simitten duruyor kızım. Belediye bana 3 aylık 1,5 milyar şey bağlamış Safiye'nin adına. Ben dedim ki Safiye'nin annesiyim, Safiye'yi getiremem ben buraya dedim. Ama dediler Safiye'nin gelip alması lazım. Buradan kağıdı alacak, ziraata gidecek, ziraattan da parasını alacak dediler. Ben 400 lira taksi parası verdikten sonra aldığım 1,5 milyarın anlamı ne kalır? Benim bu hasta çocuğumu ben dışarıya çıkaramıyorum. Hastaneye taksiyle götürüp geliyorum. Günde belki 3 kere taksiyle götürüyorum, getiriyorum ben bu çocuğu. Sadece ne, burada serumunu takıyorlar, ağrısını dindiriyorlar, geri yolluyorlar. Benim kızımın yardım edilmesini istiyorum ya. Benim kızım çok merhametli, çok güzel yürekli kızım var benim.